dostlarım, bu videomda sizlere dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ressamı olarak kabul edilen Leonardo da Vinci'nin kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Leonardo da Vinci ressamlıkta altın oranı bulmuş olağanüstü bir dahidir. Altın oran dediğimiz olay herhangi bir şeyi, herhangi bir cismi, herhangi bir insanı resmederken en mükemmel orantıyı bulmak demektir. Bundan dolayı da Da Vinci'nin resimleri efsane olmuştur. Bunların arasında en başta geleni Mona Lisa, Son Akşam Yemeği, Vitruvius Adamı gibi eserleri efsane olmuştur. Peki Leonardo Da Vinci aslında kimdir? Asıl adı Leonardo Messer Piero Da Vinci'dir. İtalyan asıllı ressamdır. Leonardo Da Vinci Nisan 1452 ile Mayıs 1519 yılları arasında yaşamıştır. Kendisi Rönesans döneminde yaşamış, yani aydınlanma çağında yaşamış İtalyan Hezarfen döneminin önemli bir filozofudur. Aynı zamanda astronom, mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, heykeltıraş, botanist, jeolog, kartograf, ressam ve yazardır. Yani kendisi son derece donanımlı, olağanüstü bir zekaya sahip olan dahi bir insandır. Birçoğunuzun bildiği gibi dahilikle delilik arasında çok ince bir çizgi vardır. Bundan dolayı da dahi olan bazı insanların sapkın eğilimleri olabiliyor. Leonardo da Vinci aynı zamanda eşcinsel bir insandı. Kendisi bazılarının Saliano, bazılarının da Salaio olarak bildiği erkek hizmetçisiyle ilişki yaşamıştır, sevgilisidir aynı zamanda. En tanınmış resimlerinden biri olan Vitruvius adamını 1490 yılında çizmiştir. 1492 yılında da en popüler olan resmi Mona Lisa'yı çizmiştir. 1503 ve 1507 yılları arasında da Son Akşam Yemeği resmini çizmiştir. Da Vinci 1452 yılında yoksul genç bir kız olan Caterina'nın evlilik dışı bir çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çizdiği eserlerini Ben Leonardo olarak imzalamıştır. 14 yaşına kadar Vinci kasabasında yaşamıştır. Andrea del Verrocchio'nun çırağı olarak ressamlığa başlamıştır. 1482 yılında Floransa'yı terk edip Milano Dükü Sforza'nın hizmetine girmiştir. 17 yıl boyunca Milano Dükü Sforza için çalıştı. Bu yıllar arasında doğa çalışmaları yapmıştır. Geometri, mekanik, uçan makinelerin yanı sıra kilise yapımında da çalışmıştır. 1499 yılında Milano'yu terk etti. 16 yıl boyunca İtalya'da seyahat etti. Pek çok insan için çalışmalar yaptı, birçok eserinde yarım bırakmıştır kendisi. 1504 yılında babasının ölümü üzerine Floransa'ya geri döndü. 1506 yılında Kont Francesco Mezzi ile tanıştı. Salai öğrencisi olarak biliniyordu ama 26 yıl boyunca sanatsal hiçbir şey üretmemişti. 10 yaşındayken koruması altına aldığı ve Salai ismini verdiği gençle 26 yıl boyunca beraber yaşadı. Yani Salai'nin öğrencisi değil de sevgilisi olduğunu hemen hemen herkes biliyordu. Tabi bu arada Salai erkekti. 1513 ve 1516 yılları arasında Papa için çalıştı ve çeşitli projeler geliştirdi. Papa'nın yanında anatomi ve fizyoloji alanında çalışmaya devam etti. Ancak Papa kadavralar üzerinde çalışmasını yasakladı. Da Vinci'nin fiziksel temastan hoşlanmadığı iddia edilir. Ona göre üreme faaliyeti ve bununla bağlantılı olan şeyler çok iğrençtir. Ancak bunun karşısında kendisi de eşcinseldir, bu da çok ilginçtir. Yani normal ilişkiyi çok iğrenç görüp kendisi ters ilişkide bulunmuş, bu da çok acayip bir şeydir. Da Vinci 2 Mayıs 1519 yılında Amboise'deki evinde 67 yaşında ölmüştür. Da Vinci'nin kralın kollarında can verdiği rivayet edilir. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.